Sevgili izleyicilerimiz, Ailemizin Hekim programına hoş geldiniz. Salgınla mücadelede alınan yeni önlemlerle bazı illerimizde vaka sayılarında azalma görülmeye başladı. Hepimizin sağlığı için rehavete kapılmadan önlemlere uymaya devam etmeliyiz. Bugünkü programımızda ev kazalarını ve kış mevsimiyle birlikte daha çok soba kaynaklı karşılaşmış olduğumuz karbonmonoksit zehirlenmelerini konuşacağız. Sizler de sorularınızı 0538 011 2667 numaralı WhatsApp hattımızdan bize iletebilirsiniz. Bugünkü konuğum Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Sayın Doçent Doktor Yavuz Katırcı. Yavuz Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten birlikte çalışıyoruz aynı hastanede. Hem Keçiören bölgesinde hem de Ankara'nın ciddi anlamda acil yükünü kaldıran bir ekipsiniz. Öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Bu korona salgını döneminde de çok ciddi özveriyle çalışan bir ekipsiniz. Size ve ekip arkadaşlarınıza özellikle teşekkür ederek programımıza başlamak istiyoruz. Ben teşekkür ederim özellikle programımıza davet ettiğiniz için. Sağ olun. Hocam her şeyin kazası oluyor. Hatta bizim zaman zaman programlarımızda yayın kazaları da olabiliyor. Bir de ev kazaları dediğimiz bir kavram var. Nedir hocam ev kazalarından ne anlarız? Ev kazaları aslında insanların iş hayatı dışında yaşadığı ortamlarda meydana gelen kazaların tamamını sayabiliriz. Neler? Evin kendisi, bahçe, işte otele gidiyorsanız oteldeki sizin ortamınız, yaşam alanınız, havuz. Bu ortamlarda meydana gelen kazaları biz aslında ev kazaları olarak tanımlayabiliyoruz. Evet. Ev kazaları içerisine neler gelebilir? Kişinin maruziyetiyle alakalı. Yani siz mesela ev içerisinde koşarken çocuklarınız koşabilir, siz koşabilirsiniz, halıya takılabilirsiniz, düşebilirsiniz. Düşmeler mesela. Kafanızı bir yere çarpabilirsiniz. Üzerinize bir şey düşebilir. İşte dolabın üstünden bir cisim alırken üzerinize düşebilir. Televizyonlar bir ara çok oluyordu. Evet. Çocukların üzerine özellikle düşebilir. Koşarken sivri cisimlere, köşelere mesela özellikle eşya köşelerine kafalar çarpılabilir. Elektrik yanıkları olabilir. Mutfakta işte bıçakla oynarken kaza olabilir, düdüklü tencere kazaları olabilir. İşte havuzdayken düşüp bacağınızı kayıp da düşebilirsiniz, başınızı çarpabilirsiniz. Yangınlar olabilir ev ortamında, elektrik yanıkları olabilir. Ev kazaları oldukça fazla, hatta ikinci konumuz karbonmonoksit zehirlenmeleri de aslında ev ortamında meydana gelen kazalar arasında sayılabilir. En sık o zaman daha çok en sık düşmeler. Ev kazaları içerisinde en sık gördüğümüz düşmeler. İlk sırada düşmeler yer alıyor. Evet. Ondan sonra işte diğer kazalar istatistik olarak çeşitli çalışmalarda farklı oranlarda, farklı kültürlerde bu oranlar değişebiliyor. Ama genelde dünya genelinde en çok gördüğümüz kazalar düşmeler. Şimdi tabii COVID nedeniyle alınmış önlemler nedeniyle karantina uygulamaları var. İşte evde kalıyoruz ve ciddi anlamda da sayılarda düşme yaşandı ama bu arada da herhalde evdeki düşme oranlarında artışlar olmuş olabilir ya diye bununla düşünüyorum. Bununla ilgili bir çalışma yok ama hani olabilir. Çünkü siz yaşadığınız ortam önemli. Yani kişi 24 saat yaşıyor. Evet. İşte kazalar mesela 24 saat yaşadığınız ortamda meydana gelebiliyor. Ne kadar hareketli bir ortamda yaşarsanız kaza da o kadar artar. Evdesiniz, şimdi mutfak kazaları artıyor. Herkes yemeğe verdi kendini. Evet. İşte çocuklar işte dışarı çıkamadıkları için ev ortamında işte koşmalar, oyun oynamak vesaire. Oyun kazalarında artışlar beklenebilir bu dönemde. Ne yapmak gerekiyor? Evde bir düşme yaşadık erişkin olarak veya çocuk olarak. Şimdi ilk önce önlemek gerekiyor. Biz hekimler biliyorsunuz önleyici tedbirleri daha çok tavsiye etmek gerekiyor. İlk önce başımıza bu kazanın meydana gelmemesi gerekiyor. İşin bir yanı bu. İkinci yanı da meydana geldikten sonra neler yapabiliriz kısmı var. İstiyorsanız ikinci kısmını sorayım sorunuz olduğu için. Şimdi düşme önemli. Yani çocuklarınız, çocukluk yaş grubu ve özellikle geriatrik yaş popülasyonu düşmeler konusunda daha yüksek risk altında. Aradaki grupta aslında risk altında ama travmaya dayanıklılıkları daha fazla. Yaşlılarda özellikle komorbid hastalık dediğimiz işte kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları, diyabet gibi özellikle onların dikkatini dağıtacak durumlardan kaynaklı sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Çocuklar zaten hepimizin malumu dikkatleri dağınık oluyor genelde. Ve işte oyun oynamayı, koşmayı çok seviyorlar. Bu ortamda da sokağa çıkmaları yasak kısmen en azından. Hele kardeşli ailelerde bu koşmalar
buna bağlı düşmeler çok fazla gözükebilir. Dikkat etmemiz gereken önlemler neler peki bununla ilgili ilk şeyde? Bir dakika evimizi oldukça korunaklı bir hale getirmemiz gerekiyor. Evet. Örnek verirsek yani en çok kazalar oturma odalarında meydana geliyor. İkinci sırada evin girişinde kapılarda. Yüksek mesela dolaplarınız var. Bu dolapları duvara iyi tespit etmemiz gerekiyor. Aynı depremlerdeki önlemler gibi. Bu önlemleri depremler için de değerlendirebilirsiniz. Evet. Bunlara özel duvara asma aparatları var. Yani vidalamak lazım. Çocuklar üzerlerine tırmanabiliyor. Olduğu gibi sizi üzerinize devrilebilir çocuğun. Televizyon için aynı şey geçerli. Eskiden tüplü televizyonlar daha fazlaydı. Onların devrilmesi ihtimali daha fazlaydı. Ağır olduğu için. Ama yeni konvansiyonel televizyonlarda LCD televizyonlar daha hafif. Aslında üzerine gelmesi daha kolay. Yani kaza ihtimali fazla olabilir. Belki hasar oranı az olur. Bunları da mutlaka tespit etmemiz gerekiyor uygun aparatlarla. Evet. İşte mobilyalarda köşelikler var biliyorsunuz. Bu ev için güvenlik aparatları satan bir sürü mağaza var. İşte köşelikler alıp böyle yumuşak plastik, işte diyelim evimiz birden fazla katlıysa merdivenlere çocuklarımızın düşmesini önlemek için bariyer takmamız gerekiyor. Özel kapılar takmamız gerekiyor. Evet. İşte çekmeceler için özel aparatlar var. Elektrik bu çok önemli. Mutlaka bütün prizlerimizin çocuklar için korunaklı bir halde olması gerekiyor. Belki biraz masraflı olabilir ama aldığımız küçük önlemler, harcadığımız küçük miktarlar ileride aslında bize oldukça geri kazanımı yüksek olacaktır. Mutfakta yani bıçak mesela o çekmeceler çok önemli. Çocukların ulaşamayacağı yerlere koymamız lazım. Elektrikli ocağa dikkat etmemiz gerekiyor. Sobalı evimiz varsa mesela karbonmonoksitte bahsederiz belki. Sobanın kurulumu, bakımı bunlar önemli. Bunun gibi önlemler almak aslında saymakla bitmez bu önlemler. Evet. Ama genelde bizim için önemli olan alert olmak. Yani uyanık olmamız gerekiyor. Mesela halınız kayıyor diyelim. Altına mutlaka kaymaz bir şey koymak lazım. Belki böyle takılmayı önleyici şeyler, eşikler varsa eşiksiz bir ev belki daha mantıklı olabilir. Yani bir özürlünün yaşayabileceği şekilde bir ev kurgulamak mantıklı olabilir. Zaten yeni evlerde bu şeyler, mimarlar bunlara daha çok dikkat ediyorlar. Evet. Ama evimiz eski de olsa basit önlemlerle biz bu kazaları önleyebiliriz. Bu önlemleri aldık ama buna rağmen evde bir düşme gerçekleşti. İlk müdahale olarak ne yapmaya çalışmak lazım? Şimdi önemli olan şu, yani düşme meydana geldi. Biz temel yaşam desteği dediğimiz ilkelerimiz var acil tıpta. Şahsın yanına gitmemiz gerekiyor. İlk önce olayı algılamamız gerekiyor. Bilinci var mı? Buna bakmamız lazım. Bilinci varsa, yani bir yaşamsal bir müdahale ihtiyacı varsa bu daha bir farklı değerlendirmek gerekiyor. Evet. Eğer yaşamsal bir şey yoksa, çocuk ağlıyor ya da erişkin size cevap veriyor. İyiyim, kötüyüm. Yani bir şekilde size cevap veriyorsa aslında bir nevi biraz daha rahat oluyoruz. Onun dışında baktık, yardıma ihtiyacı olan bir şey var mı? Vücut bütünlüğünde bozulma var mı? Buna bakmamız lazım. İşte kafasını çarptı, kafasında kesik olabilir. İşte elinde kesik olabilir. Kolunda deformite olabilir. Yani normal anatomik bütünlüğün haricinde baktığımız gibi mesela kırıkla alakalı bize bir bulgu gösteren sıkıntı olabilir. Diyelim ki akciğerlerin içeren göğüs kafesiyle ilgili bir travması var. Nefes darlığı var mı? Buna bakmamız gerekiyor. Yani hastanın bilinci bizim için çok önemli. Bilincinde bir problem yoksa zaten size ağrıdığı bölgeyi tarif edecektir. O ağrıyan bölgede de basit yani şahıs kendi başına mesela ayağa kalkabiliyorsa herhangi bir ciddi bir problem olmadığı anlamına gelebilir. Ama işte kolunu gösteriyor, bacağını gösteriyor ve yani bir uzvunda bir problem olduğunu tespit ediyorsanız bunu diyelim kırık var. Bu kırığı basit bir tespit yöntemiyle tespit edip hastaneye gitmek. Gibi ya da nefes darlığı var. Daha ciddi bir şey olabilir. Ev ortamında o nefes darlığını diyelim yapabileceğimiz bir şey olmayabilir. Akciğerle alakalı bir patolojide. O gibi durumlarda hastaneye gitmek ya da 112 aramak bizim için mutlaka önemli. Yani ciddiye almamız gerekiyor. Bir şeyin yoktur deyip de geçmemek gerekiyor. Gerekirse 112'nin bu konuda çağrı merkezleri aynı zamanda yardımda da bulunuyor. Yani dispatcher deniyor bunlara. Amerika'da oldukça yaygın kullanılıyor. Ülkemizde de bildiğim kadarıyla buna benzer hizmet veriyor 112.
Bunlarda da yardımcı olabiliyor. Yani her şeyde de başvuruda da 112 aramak gibi bir algı oluşmasın lütfen. Onların da tabii ki şeyleri, işleri oldukça güçlü. Ama yardıma ihtiyacı olan, hastaneye kaldırması gereken bir hasta da eğer ambulans ihtiyacı varsa bundan sonraki süreçte 112 ciddi boyutlarda telefonla ekip gelene kadar yardımda bulunuyor. Bu mesajı vermek istiyorum. Bizim en büyük hatamız herhalde yaşlı veya çocuklarda bir düşme olduğunda hemen böyle gidip paldır küldür kaldırmaya çalışıyoruz. Hayır, tabii ki kaldırmaya. Buna dikkat etmek lazım. Yani bir refleks olarak bunu yapıyoruz. Çünkü bir kırık olabilir değil mi? Yani veya bir işte boyunda ciddi bir travması olabilir. Biz olayı biraz daha ciddi boyutlara ulaştırabiliriz. Olayın ikinci boyutundan bahsedelim. Bilinci kapalıysa o zaman ne yapacağız? O zaman işte temel yaşam desteği uygulamamız gerekiyor. Temel yaşam desteği aslında yani belki saatlerce konuşabileceğimiz bir şey ama kabaca anlatayım. İlk önce biz değerlendiriyoruz. Mesela yanına yaklaştık. Diyelim sırt üstü yatıyor ya da yüzü koyun yatıyor. Bizim için boyun travması da önemli. Yani evde küçük minor kazalar da olsa boyun travması olabilir. Çok fazla boyunu hareket ettirmemeye çalışmamamız lazım. Sırt üstü yatıyorsa mesela nasılsın diye sorabiliriz. Yani sonuçta evdeki insanları tanıyoruz. Eğer işitme problemi varsa ya da görme problemi varsa, işitme problemi varsa hafif silkeleyerek bu taktil uyarı vermemiz gerekiyor. Siz nasılsınız diye sorduğun zaman iyi ya da kötüyüm diyorsa zaten nefes alabiliyor bilinci yerinde. Çünkü size mantıklı bir cevap verebiliyor. Dolaşımının da yerinde olduğu anlamına geliyor. Bu pozisyondaysa sırt üstü yatırıp eğer ki hareket etmiyorsa ve ciddi bir travma işareti de varsa o zaman ambulans çağırıp ekibi beklemek, onların özel travma için aparatları var. O şekilde onun transferini gerçekleştirir hastaların. Ama basit küçük kazalar varsa dediğim gibi atelleme yönüyle yani tespit etmek, basit atelleme usulleri var. Onlarla tespit edip hastaneye götürmek şeklinde de kendileri de götürebilir. Buna biraz aile değerlendirecek. Yani o ortamı yaşamak gerekiyor. Hastanın neye ihtiyacı olduğunu. Allah kimseye yaşatmasın diyelim. Şimdi kesici delici alet yaralanmalarından biraz bahsedelim isterseniz. Kesici delici alet yaralanmaları en fazla mutfak ortamında meydana geliyor. Tabii bahçede ya da hepimiz ev ortamında bir şeyleri tamir etmek vesaire uğraşmayı da severiz. Yani künt cisimlerle de tornavida, matkap, testere gibi cisimlerle de meydana gelebilir. İlk önce dediğim gibi bu koruyuculuk önemli. Çocuklarımızı bunlardan uzak tutmamız lazım. Yani ehil olmayan, mesela bıçak tutmaya ehil olmayan gruptaki 12-13 yaşın altındaki gruptaki çocuklara vermemek lazım. Onlardan uzak tutmak lazım. Ama erişkinlerde de kaza olabiliyor biliyorsunuz. Bıçakla ilgili en fazla genelde Kurban Bayramı'nda hepimiz karşılaşıyoruz kazalar. Burada da dikkat etmemiz gereken şu yaranın boyutu önemli. Ya yani basit sıyrıklar belki kişi kendisi de algılayabilir. Basit sıyrıklarda eğer tetanozla alakalı bir sıkıntısı yoksa yani son 5 yıl içerisinde tetanoz aşısı varsa ya da son 10 yıl içerisinde aşısını yaptırmışsa temiz yaralarda tetanoz aşısına ihtiyaç duymuyoruz. Tetanozla ilgili sıkıntı olabilir. Bunlarda da mutlaka tetanoz aşısı için bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Ama onun dışında yani yüzeysel sıyrıklar haricinde derin kesilerde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Ne yapabilir? Kanamayı durdurabilir. Evde yapabileceği basit önlemler. Temiz bir bezle ya da ev ortamında bazen oluyor. Sponge diyoruz bir gazlı bezle üzerini kapatıp tampon yaparak yani üzerine direkt bası uygulayarak kanamanın durmasını bekleyebilir. Kanama zaten müdahalesi gereken bir yaraysa hastaneye gitmesi gerekiyor. Bu şekilde hastaneye gitmesi gerekir. Onun dışında çok büyük bir yaralanması varsa direkt üzerine bası yapıp tampon yapıp bu defa hayati tehdit eden bir durum olabilir. O nedenle bir 112'den yardım istemesi gerekebilir. Dediğim gibi kesiyle birlikte kırıklar da eş zamanlı olabilir. Bunlarda da o ekstremiteyi, o uzvu hareket ettirmemek gerekiyor. Ama tampon yapmakta bir sakınca yok. Mümkün olduğu kadar yara yerini kanamayı durdurmamız gerekiyor. Şok gelişirse küçük yaralanma bazen hayati tehdit edebilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Künt cisimlerle de bazen travmalar olabiliyor. Bunlarda da yara belki küçük olabiliyor ama altındaki hasar büyük olabiliyor. Bunları da önemsemeyip bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Evet.
Bir de yanıkları sık görüyoruz özellikle çocuklarda. Hani sobalı ev varsa ya da mutfakta çok vakit geçiren ailelerin çocuklarında özellikle yanıklar çok oluyor. Veya bayanlarda işte yemek yaparken. Bunlarda ne yapmak lazım ilk müdahale? Yanıklar, ev tipi yanıklar genellikle böyle hastaneye yatması gereken yanıklar olmuyor. Hı hı. Daha minör, küçük yaralanmalar şeklinde oluyor. Ama bunlarda da yara bakımı gereken yaralanmalar oluyor. Yani yanık olduğu zaman hastaneye başvurusu gerekebilir. Hı hı. Şimdi yanıklar kategorize edilebiliyor. 1, 2, 3 bazen 4. kategoride eskiden tanımlanıyordu. Bu kategoride yanıklar var. Bu yanıklarda da birinci derece yanıklar daha çok biz güneş yanıklarında görüyoruz. Hı hı. Cilt bütünlüğünde herhangi bir tahribat yok. İkinci derecede de bül dediğimiz içinde su toplaması oluyor. Evet. Üçüncü derece daha derin kemiğe kadar ulaşabilen dokularda meydana gelen hasarlar. Hı hı. Bu üç yaralanma tipi de ev ortamında meydana gelebilir. Yani yaranızın küçük olması sizin tıbbi müdahaleye maruz kalmayacağınız ya da yatmayacağınız anlamına gelmiyor. Bazen küçük yanıklar daha derin olup daha yatması gerekebiliyor. Özellikli bölgeler var. Yani işte baş boyun bölgesi, işte perine dediğimiz genital organların olduğu yerler, eklem yüzleri ve parmaklar gibi. Hı hı. Bu bazı bölgelerdeki yanıklara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ev yanıklarında mutfakta alev yanığı olabiliyor genelde, termal yanıklar. Hı hı. Sıcak su yanıkları olabiliyor. Evet. Buradan da yine koruyucu olarak o sıcak suları çocuklarımızdan uzak tutmamız gerektiğini tekrar hatırlatalım. Düdüklü tencerelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bakımsız o düdüklü tencereler hem basınçla o tencerenin üst kısmı direkt küm tıramaya da neden olabilir. Evet. Basınçla üst solunumu, baş boyun yanıkları özellikle önemli. Hı hı. Buna neden olabilir. Göz travmalarına neden olabilir. Ağız içi yanıklar bizim için önemli. İnhalasyon yanıkları. Dışarıdan baktığınız zaman çok hasar yok ama hastanın ciddi işte bu COVID'deki duruma benzer akciğer ödemine sokacak düzeyde de yanıklara neden olabiliyor. Bu yönden dikkat etmemiz lazım. Bunlar daha çok böyle temizlik maddeleriyle alakalı olabiliyor herhalde değil temizlik mi? Temizlik maddelerinde şöyle, ev ortamından özellikle hatırlattınız, aklıma gelmişken söyleyeyim. Çamaşır suyuyla tuz ruhunu bayanlarımız gibi karıştırıp temizlemeyi çok seviyorlar. Bu aslında iritasyon, yani bir yanık çeşidi değil ama klorin diye bir madde açığa çıkıyor. Bu maddenin solunum yollarında ciddi kasılmalara, astım benzeri tabloya neden olabiliyor. Hı hı. Literatürde ölmüş, ölümcül vakalar bile bildirilmiş. Evet. Kalıcı hasara da neden olabiliyor. Hı hı. Bu iki maddeyi birbirine karıştırmak temizliği asla artırmaz ve uzak tutmamız gerekiyor. Yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Evet. Temizlik maddeleriyle ilgili yanıklar kimyasal yanıklarla karşımıza çıkabiliyor. Hı hı. Kimyasal yanıklar aslında daha ciddi sıkıntılara neden olabiliyor. Bu gibi durumlarda da yarayı bol suyla temizlemek, aha, önemli. İşte alkali ya da asit türü yanık kimyasallarımız var. Asit türleri daha masum bu konuda ama alkali yanıklar ciddi problem. Özellikle göze, korneye kaçarsa, hı-hı, ciddi sıkıntılara neden olabiliyor. Bol suyla yıkamaya başlamak hastaneye gitmeden, hı-hı, fayda sağlayabilir. İlk yardım olarak bilgiler arasında bunu da söyleyebiliriz. Evet. Onun dışında yanık varsa yanık bölgeyi kuru tutmak önemli aslında. Biz hastanede nemli tutuyoruz bunları şeylerle ama geniş bir bu örtüler olması lazım, steril örtüler. Hı hı. Bu steril örtü olsa ev ortamında yaranın üzerine kapatılabilir belki hastaneye getirilirken. Ama onun dışında yani üzerindeki elbiseleri çıkarıp, çünkü bazen kimyasallar karışabiliyor, yaralanmayı daha da artırabiliyor. Daha çok olduğu gibi yani, ama ne var mesela yaralanmaya neden olan etkeni ortadan kaldırıp hastaneye götürmek oldukça fayda sağlar. Evet. Üzerinde büller olur ikinci derece yanıklarda. Onları patlatmazlarsa en azından müdahale edilene kadar ortam steril kalır. Buna da dikkat etmeleri gerekir. Evde yana neden olan başka bir neden de sobalar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Soba bakımı çok önemli. Bunu da karbonmonoksit ile ilgili eğer vakit kalırsa anlatırız. Buna dikkat etmemiz lazım. Ve ev yangınları. Ev yangınları oldukça geniş miktarda hasara neden olabiliyor. Ev yangınları da bu ev içindeki kazaların mortalitesinde oldukça üst sıralarda yer alıyor. Sadece yangınla değil aynı zamanda yangın karbonmonoksit serilenmesi ve bazen de özellikle vinil malzemeler çok sık kullanılıyor artık ev ortamında. Hı hı. Siyanür açığa çıkarabiliyor. Siyanür zehirlemeleriyle de karşılaşabilirler. Bu nedenle dikkatli olmaları gerekiyor. Dediğim gibi korumak her şeyin önleme açısından
fayda sağlıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Bazı yanlış bilgilerimiz var. Şimdi yanıklarda hemen böyle dolaptan çıkartıp bir yoğurt sürmek ya da diş macunu sürme tarzında ne yazık ki halen uygulanan evde yöntemler. Bunlar oldukça sıkıntılı herhalde değil mi? Özellikle evet. Diş macunu sürmek. Yani yanığa aslında biz tedavi ederken biz sadece ortamın steril kalmasını sağlıyoruz. Evet. Ya da hastanın ağrısı varsa ağrısını gideriyoruz. Eğer ki kozmetik bir takım sıkıntılar varsa yapılan tedaviler bunları gideriyor. Sonrasında eğer skarlar gelişmişse plastik cerrahi müdahaleleri var. Evet. Ama önemli olan o vücut bütünlüğü bozulduğu zaman o deri, vücudumuzun en büyük organı biliyorsunuz, enfeksiyonlara eğilim artıyor. Derimiz bizi koruyor. Biz deriye dışarıdan hiçbir şey sürmememiz gerekiyor. Dediğim gibi olduğu gibi üzerindeki hatta malzemeleri alıp da yanık ortamını artırmadan hastaneye götürmek daha mantıklı olabilir. Yoğurt, ne bileyim işte salça, aklınıza ne geliyorsa, kim ne diyorsa bunların hiçbirini sürmeyin. Bunların etkinliği kanıtlamak için bilimsel çalışma yapmak gerekiyor. Evet. Öyle söyleyeyim. Ya tıpta hiçbir şey reddetmez ama buna da kimse onay vermez böyle çalışmalara. Önce hayvan deneyleri yapmak gerekir. Bu nedenle yanağa, yoğurt, diş macunu herhangi bir madde sürmememiz gerekiyor. Doğru değil, evet. Hocam şimdi evde sık gördüğümüz çocuklarda özellikle burun kanamaları olabiliyor. Mesela çocuk kalkmış oluyor sabah birisi burnu kanamış. Ya da evde işte böyle koşup oynarlarken birbirlerini çarpıyor çocuklar veya bir takım cisimlere çarpıp burun kanamaları oluşabiliyor. Böyle bir durumda nasıl müdahale etmek lazım? Yani sadece çocuk değil erişkinlerde de olabilir de, evet. Burun kanamaları. Şimdi burun kanamalarıyla ilgili de yanlış bilgiler var. Şimdi burun kanamaları çoğunlukla kendiliğinden duruyor. Evet. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani anatomik yapıyla alakalı olabilir. Bazen burundaki bazı damarlar daha aktif, büyük olabiliyor. Onlar da kanamalar meydana gelebiliyor. Burun kanamaları burnun ön tarafından ve arka tarafından meydana gelebilir. Her iki taraftan da kanama meydana gelebiliyor ama daha çok ön taraftan. Eğer ki kanama varsa, şimdi önemli olan şu, kanamanın nedeni. Travma oluyor genelde. Biz şuna bakarız. Altta yatan böyle kanama ile alakalı bir hastalığı var mı? Neler? Pıhtılaşma bozukluğu, kan hastalıkları gibi. Evet. Ya da kan sulandırıcı ilaç kullanıyor mu erişkinler için mesela? Bunlara bakarız. Eğer bunlar bunu kullanıyorsa biz bu kanamayı ciddiye alırız, değerlendiririz hastayı. Ev ortamında değil hasta ortamına almamız gerekiyor. Evet. Ama ev ortamında da işte 15 dakikalık bir burun direkt üzerine anteriyordan da önden kanadığı için bası uygulamak, başı da öne doğru eğmek, arkaya doğru eğerler böyle falan. Evet, arkaya kaçsın genelde diye. Böyle arkaya doğru. Öneyip beklemek genellikle kanamayı durdurur. Eğer ki bu şekilde kanama durmuyorsa ya da burunda deformite varsa, yani bir kırık vesaire herhangi bir iz varsa bunu hekime başvurması gerekiyor. Hekim onu değerlendirir. Eğer ki bir kırık ya da hematom dediğimiz mukoz altında hematomları biz ani müdahale etmemiz gerekiyor. Buna benzer bir şey yoksa sıkıntısı ya da herhangi bir kanama hastalığı yoksa bu kanamalar duruyor. Eğer ki tıbbi müdahale gereken bir şey varsa ilgili branşla kulak, burun, boğaz, plastik cerrahi gibi ya da herhangi bir hematolojik bozukluğu varsa hematolojik kliniğiyle birlikte değerlendirip evet. Ona göre tedavi yönlendiriyoruz. Kanamanın kendisi değil de altta yatan neden burada daha çok önemli oluyor. Burundaki kozmetik problem de çocuklarda zaten herhangi bir fraktürde yaş ertelemesi gerekebiliyor. Bunu da uzmanların değerlendirmesi gerekiyor. Evet. O nedenle vereceğimiz mesaj bası yapmak bir 15 dakika başı öne doğru eğmek bu çoğu zaman yeterli olacaktır. Olmazsa geçmezse hekime başvurması gerekiyor. Evet. Bir sorumuz var hocam bu arada. Bir izleyicimiz evladını elektrik çarpması sonucu kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Kendisi insanların bilinçlenmesi için elektrik çarpması esnasında ne yapılması gerektiğini insanlara anlatmamızı rica ediyor. Peki. Elektrik çarpmaları hem ev ortamında hem sanayide olabildiği gibi doğada da var. Yani elektrik sadece bu ortamda yok. Yıldırım çarpmaları özellikle. Evet, bunlar yüksek voltajlı 1000 volt ve daha üzerinde voltajdaki yaralanmalar. Buna yapabileceğiniz bir şey yok. Yani bu kaderiniz başınıza gelirse yapabileceğiniz bir şey yok. Tabii o ortamdan uzaklaşmak önemli. Yani fırtınalı bir havada tutup elinize metal bir cisimle yürürseniz davetiye çıkarıyorsunuz. O gibi tedbirleri almanız gerekiyor. O ayrı bir konu ama soruya cevap verirsek elektrik çarpmaları birincisi şu. Bilmediğiniz bir işle uğraşmamanız lazım. Yani elektrikçi değilseniz ya da elektrik işiyle uğraşmıyorsanız tamirine vesaire kalkışmayın. İkincisi, başta da söyledim, çocuklarımız için önemli. Koruyucu ekipman, koruyucu olan prizi, çocuklar özellikle bir şeyleri o prizlere sokmayı çok severler. Metal küçük ince şeyleri. Bunlardan uzak tutmamız gerekiyor. Evet.
Sigorta evimizin elektrik tesisatı mutlaka iyi olmalı. Yeni sistemlerde artık direkt böyle herhangi bir kaçak olduğu zaman direkt sigorta atıyor. Elektrik çarpmasına mahal vermiyor. Hı hı. Daha güvenli aslında yeni teknolojiler. Buna dikkat etmesi gerekiyor. İşte elektrik çarpıyorsa, elektrik ortamındaysa, işte klasik ortam ıslaksa vesaire, önce kendimizi koruyup sonra hastaya müdahale etmemiz gerekiyor. Hı hı. İşte prize takılırsa fişi prizden çekmek, sonra müdahale etmek mantıklı. Önce kendimize zarar vermeyeceğiz. Eğer onun dışında hastaya elektrik çarptıysa, elektrik çarpmaları masum olaylar değil. Yaralanma yanık olabiliyor. Giriş deliği dediğimiz küçücük bir ortam olabiliyor. Eğer bir de çıkış deliği olur. Bu iki giriş ve çıkış arasında kalp geçiyorsa ileti problemleri oluyor elektrikte. Yani yanıktan yana değil de kalpteki aritmi dediğimiz kalbin elektrisi uyarısının bozulmasıyla ani kalp durmasıyla hastalar kayboluyor. Evet. Bu durumda işte ileri temel yaşam desteğini topluma bilinçlendirmek gerekiyor. Hı hı. Temel yaşam, yani kalp masajı ve suni solunumla 112 gelene kadar neler yapabileceğimizi insanlara öğretmemiz gerekiyor. Hı hı. Topluma bilinçlendirmek yönden bu. Koruyucu önlemleri söyledik elektrik için. Hı hı. Ondan sonrasında da hekimler hastanede geri kalanı yapacaklardır. Hemen hastaneye herhalde başvurmak gerekiyor değil mi? Tabii elektrik çarpması eğer ki giriş çıkış deliğiniz olmasa bile dediğim gibi geçiş organlara stresi önemli. Geçtiği alandaki bütün organlara önemli, hasar verebiliyor. Aritmiye neden olabilir. Biz bu tür hastaları zaten asemptomatikse acil serviste 6-8 saat gözleyip sonra taburcu ediyoruz. Hı-hı. Yani bize gelse elektrik çarptı deseniz numara bile yapsanız bu kadar süre sizi gözleyip sizle ilgili bir sıkıntı olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Hı-hı. Mutlaka herhangi bir giriş çıkış bir şeyiniz olmasa bile elektrik çarpmışsa buna dikkat edin. Elektrik çarpanları bir de şu olabiliyor. Ark yaralanmaları var. Hı hı. Mesela bu geniş trafolarda vesaire çalışan bu elektriğin etrafında direkt termal yanıklar da meydana gelebiliyor. Hı hı. Böyle durumlar belki daha çok ciddi alınıyor bir hasar olduğu için. Evet. Ama elektrikli özellikle giriş deliği çok küçük olabilir. Altta 3. derece yanıklara neden olabiliyor. Hı hı. Bu bile plastik cerrahisinden değerlendirmesi gereken uzuv kayıplarına neden olabiliyor. Buna dikkat etmemiz lazım. İşte ince bağırsak perforasyonu, mide perforasyonu böbrek gibi kaybedilebiliyor. Aynen öyle. İç organ hasarlarına da neden olabiliyor. Hı hı. Bu nedenle işte check-up yapar gibi biz hastaları değerlendiriyoruz. Ciddi almalarını tavsiye ederim. Sıkıntı yaşamamaları. Peki hocam, aile bireylerinden birisinin elektrik çarptığını gördük. Hemen gidip dokunmayacağız değil mi? Yani dokunmayacağız. Dikkat etmemiz gereken bir takım hususlar var herhalde. Kendimizi korumamız gerekiyor. Yani biz çocukken çok şeyler olurdu televizyonda programları. Birisi dokunuyor, gidiyor o dokunuyor, onu da çarpıyor. Böyle şey gibi, zincir reaksiyon gibi. Buna dikkat etmemiz lazım. Önce kaynaktan kurtaracağız. Hemen yani panik yapmayacağız. Panik yapmayacağız. Siz ona dokunsanız aynı şey sizin de başınıza gelir. Dediğim gibi ortamın ıslaklığı da önemli. Yani ortam ıslaksa sizi de çarpabilir. Hı hı. Önce kaynağı, yani şarteli yakısa şarteli attırmak. Prize priz takılıysa prizi çıkarmak gibi. Evet. İşte bir televizyondan vesaire başka bir cihazdan da olabilir. Hı hı. Öncelikle o işlemi yapmamız gerekiyor ki kendimizi de koruyalım. Aynı zamanda hastaya da bir faydamız olsun. Doğru. Ondan sonra dediğim gibi eğer hastanın bilinci kapalıysa temel yaşam desteği kurallarını başlatmamız lazım. Doğru. Hocam şimdi birçok artık küçük ilimizde bile yüzme havuzları kuruldu. Gerek özel olsun gerek bizim resmi kuruluşlarımız vasıtasıyla. İşte yaz tatillerinde özellikle deniz tatili yapmaya çalışıyoruz. Hem güneş alalım hem biraz işte çoluk çocuk hep beraber güzel bir tatil geçirelim gibilerinden. Ve boğulma oranları da artmaya başladı son zamanlarda. Bir boğulma hadisesiyle karşılaştığımızda ne gibi müdahalelerde bulunmak şimdi lazım? Boğulma esnası özellikle boyumuzu aşan bir suda meydana gelmişse, eğer ki bilmiyorsak müdahale eden kişinin de hayatını kayıpla neticelenebilir. Evet. Bununla ilgili çok fazla basına yansımış haber var. O ortamda genelde can kurtaran oluyor. Bu işi onlara bırakmak gerekiyor. Can kurtaranlar temel yaşam desteği konusunda eğitim almış insanlar. Evet. Geçen yaz başıma geldi. Hekim olduğumu söyledim bir vakada. Biz yaparız dediler. Baktım izledim. Gerçekten dört dörtlük. Yardım talebime rağmen işlerini yürüttüler. Antalya'da başıma geldi. Yani bu eğitim önemli. Şimdi boğulmalarda ne yapabiliriz? Ortamdan uzaklaştıracağız ilk önce. Solunumu var mı? Buna bakmamız lazım. Bilinci açık mı? Buna bakmamız lazım. Ama genelde suda kaldığı süre önemli. Uzun süre kaldığı zaman akciğerlere de sıvı kayboluyor. Ve asfiksi dediğimiz bir durumla karşılaşıyoruz. Çok az miktardaki su bile akciğerlerde asfiksiye
ani kasılmaya neden olup hastanın kaybına neden olabilir. Bu gibi durumlarda işte o suyu ivedilikle tahliye etme çabasında değil de hastayı hayatta tutma çabasında olmamız gerekiyor. Evet. Kalp masajı ve suni solumla hastayı hayatta tutmamız gerekiyor. Burada yapılan bir yanlış, hemen önce bir suyu boşaltalım deniyor. Bunu şunu böyle söyleyeyim, bir şey... yani aspiratörünüz varsa boşaltabilirsiniz o ortamda. Ama olmayacağı öyle bir şey için. Olmayacağı için evet. Ama çevirip de sırtına vurur. Yani biz kalp masajına ne kadar erken başvurursak o kadar iyi. Hatta tek kişiyseniz suni solum yapmanız bile gerekmiyor. Kalp masajı yapmanız bile hastanın hayatta kalma şansını artırır. Ciğerlerin tamamı su altında, yani suyun içerisinde kalsa bile bu ilk yardım ekipleri gelene kadar siz hastayı hayatta tutabilirsiniz. Hipotermi özellikle önemli, soğuk su boğulmalarında. Hipotermide biz hastayı normotermik, yani vücut ısısını normal hale getirmeden de CPR'ını sonlandırmıyoruz. Evet. Bu hastalarda yaş akciğer dediğimiz işte ARDS tablosu meydana geliyor. CPR'dan sonra dönebilir. Tuzlu su yaralanmaları daha iyi yüz güldürücü ama tatlı su boğulmaları daha tehlikeli hipotonik olduğu için. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani temelde boğulmalarda yapacağımız şey temel yaşam desteği uygulamak. Evet. Kalp masajı ve suni solumu iyi bilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili bir sürü şey var, kurslar var. Bizim en büyük sıkıntımız mesela bize kalbi durmuş çok hasta geliyor. Bu hastalarımız çoğunu çeviriyoruz, dönüyor. Ama beyin dönmüyor. Yani istediğiniz kadar kalbi döndürün. Bu aradaki sürede önemli. Niçin? İnsanım yani 24 saat yaşıyor. Herkes hastanede yaşamıyor. Ya da herkes bir sağlık kuruluşunda yaşamıyor. Başınıza ne zaman neyin geleceğini bilemezsiniz. Bir insana yardım etmeniz gerekebilir. Size de yardım ihtiyacı olabilir. Bu nedenle toplumun alert olması, ilkokul seviyesinden başlayıp bu temel yaşam desteği konularını çok iyi bilmesi gerekiyor. Böyle olduğu zaman da sağlık sistemimizdeki oldukça büyük bir açık ortadan kalkacak. Aslında son 20 yılda çok kalktı. Yani 20 yıl önceki şartlara baktığınız zaman oldukça değişti bunlar. Evet. Daha bir alert toplumumuz. Ama daha fazla da olabilir. Yani bu işin bu konuda tatminsiz olmamız gerekiyor. Evet, doğru. Yani temel yaşam desteğini aslında kabaca her bireyin bilmesi lazım. Evet. Hiç belli olmaz. Kendi ailemizde, çevremizde, yolda yürürken ihtiyacı olan birisi olabilir. Yani ömür boyu bir kez böyle bir durumla karşılaşsak ve o insanın hayatını kurtarmaya vesile olabilsek ne büyük bir mutluluk olur. Aynen o şekilde. Evet, o açıdan çok önemli. Hocam bir de böyle yabancı cisim aspirasyonu dediğimiz hem erişkinlerde olabilir, çocuklarda daha sık olmakla birlikte işte boğaza bir şeyler kaçması, bir yabancı cisim kaçması. Böyle bir durumda nasıl müdahale etmek lazım? Şimdi yabancı cisim aspirasyonu da aslında bir temel yaşam desteği konusu. Şimdi bazı küçük maddeler oluyor. Akciğer biliyorsunuz iki tane akciğerimiz var. Beş tane lobumuz var. Bu küçük loblardan birini tıkayabiliyor. Sadece işte nefes darlığıyla seyrediyor. Diğer taraf sağlam olduğu için hasta hayatını idame ettirebiliyor. Evet. Ama bazen de işte bu trakea dediğimiz ana soluk borusunu tıkayabiliyor. O zaman işte işler karışıyor. Hiçbir şekilde nefes alıp veremeyebiliyor. Bununla ilgili Heimlich diye bir manevra var, tanımlanmış. Evet. Oldukça basit aslında. Nasıl bir yöntem? Çocuklarda farklı, gebelerde farklı, erişkinde farklı. Bilinci açık olan da farklı, bilinci kapalı olan da farklı. Aslında aynı şekil, farklı uygulama. Diyelim bilinci kapalı bir hasta. Temel yaşam desteği uyguladınız. Ağzında da bir yabancı cisim var biliyorsunuz. Ya da öncesinde aslında bilmeniz çok da önemli değil. Temel yaşam desteğine devam ediyorsunuz. Hastanın yabancı cisim çaktığından eminsiniz ama bilinci kapandı. Evet. Yatıyor. Dizlerinizi hasta sırt üstü yatırıyorsunuz. Dizlerinin üzerine oturuyorsunuz hastanın. Şöyle kalkabilirim herhalde. Tabii. İki elinizi tutup göbeğinden yukarı doğru, aşağı ve ileri doğru bastırıyorsunuz. Evet. Bu şekilde toraks içindeki basıncı değiştirip, artırıp, ters yönde basınç uygulayıp yabancı cismin akciğerlerden dışarı çıkmasını sağlıyorsunuz. Oldukça etkili bir yöntem. Ayakta nasıl yapıyorsunuz? Hastanın arkasına geçiyorsunuz. İki elinizle kavruyorsunuz kucaklar gibi. Hastanın yüzü dışarı bakıyor. Yine göbeğinden bastırıyorsunuz, yukarı doğru çekiyorsunuz. Bu hareket hızlıca sert. Hastanın ağzından bu yabancı cisim çıkıyor. Başıma geldi, ben yaptım. Ev ortamında kayınvalidemin başına geldi. Yani uyguladım ve yabancı cisim çıktı. Oldukça da etkili bir yöntem. Yani teorini biliriz, yıllarca anlatırız ama başımıza da geldi yani. Yılın damadı ödülünü almışsınızdır herhalde. Yok estağfurullah.
Çocuklarda nasıl oluyor? Çocuklarda karın içine bastırmıyoruz. Direkt toraksa bastırıyoruz. Hı-hı. Kalp masajı yapar gibi hızlıca. Hı-hı. Gebelerde de aynı şekilde direkt toraksa bastırıyoruz. Çocuğa zarar vermemek için fetüse. Evet. Direkt toraksa ani bastırdığımız zaman genellikle o yabancı cisim çıkıyor. Hı-hı. Buna Heimlich manevrası bu. Eğer çıkmıyorsa zaten yapacak bir şey yok. Hastayı arrest olacaktır. Yani kalbi duracaktır. Önce solunum duracak, sonra kalbi. Kalp masajına başlayıp ekibi çağırmanız tamam. gerekiyor. Hı-hı. Yani çıkaracağım diye böyle çok şey yapmaya da gerek yok. Uğraştığınız olmadı. Zaten hastanın bilinci kayacaktır. Bilinç kaybı olan hastada da eğer solunum ve kalp durması varsa kalp masajı temel yaşamda seni devam edeceğiz. Çok önemli. Yani küçük bir manevrayla evet. bir hayatı kurtarıyorsunuz. Evet. Geçen televizyonda birkaç sene önce izlemiştim. Boğazında yabancı cisim kaçan bir başka bir genci arkadaşı bu manevrayı biliyor ve bu manevrayla o yabancı cismin çıkmasına vesile oldu. O onu bilmiyor olsanız o esnada belki sağlık ekipleri gelene kadar çok ciddi hasarlar olabilecek kişide. Aynen öyle. Hatta tek başınızaysanız yani böyle bir yöntemi de var. Siz tek başınızasınız diyelim. Başınıza geldi. Bunda da mesela bir sandalye, keskin bir cisim sizden yüksek. Karnınızı oraya bastırıp böyle kendinizi aşağı bıraktığınız zaman aynı etkiyi yaratabiliyor. Hı. Bunu da tanımlanmış bir yöntem. Heimlich manevrası içinde bu da var. Ha, güzel. Hocam şimdi çocuklar özellikle pillerle falan çok oynuyorlar. İşte bu piller dağıldığında veya parçalandığında ya da çocukların ağızlarına alması durumunda oldukça ciddi sonuçlar doğurabilecek bir durum herhalde. Evet. Böyle bir durumda ne yapmak lazım? Şimdi pillerle ilgili kalem piller eskiden daha çok kullanılıyordu. Şu anda daha sıkıntılı olan küçük piller, yassı piller. Evet. Bu nedir? İçinde lityum olan piller daha çok tehlikeli. Hı hı. Yabancı cisim aspirasyonlarında boyut önemli ilk önce. 20 milimetreden büyük yabancı cisimlerin pilo midenin çıkışından midenin ve ince bağırsaklarla kalın bağırsakların birleşim yerinden geçmeleri zor. Evet. Onun küçük cisimler genelde pasajla atılabiliyor. Hı hı. Bu yassı pillerde de lityum pillerinde de dikkat edeceğimiz özefagus. Özefagus'ta kalırsa oldukça elektron yoğun piller bunlar. Özefagus'ta perforasyonlara neden olabiliyor. O bölgede kalıp evet yırtıklara neden olabiliyor. Ve bu da ciddi hayati tehdit eden durumlarla karşımıza gelebiliyor. Evet. Eğer ki soluk borusuna kaçtıysa az önce sorduğunuzdaki gibi Heimlich manevrası uygulayabiliriz. Ama yutulan pillerin tamamında mutlaka eğer şüpheleniyorsak mutlaka hekime başvurmamız lazım. Ya yani biz yutulan her yabancı cismi çıkarmak için çıkarmak gibi bir gayretimiz yok. Evet. Ama pil, mıknatıs gibi bazı şeyler tehlikeli. Özellikle yemek borusundaki bu piller çok tehlikeli. Mutlaka 2-4 saat, 6 saate kadar bunların endoskopik yöntemle çıkarılmaları gerekiyor. Bu gibi durumda ne yapacağız? Çocuğa bir şey yedirmemek lazım. Bir şey içirmeyin. Hı hı. Özellikle. Niçin? Hani içirdik, yemek borusunda kalan cisim aşağı gider gibi düşünce var. Mantıklı olabilir ama bu çocukların anestezi alması gerekebilir. Bu nedenle aç olmaları önemli. Yani mutlaka bir çocuğa bir şey yedirmeyin. Evet. Açlık süresi önemli anestezi açısından. Aspirasyon riskini artırıyor. Mideye kaçmış bu küçük piller bunlar da özefagustaki tahribatı yapmıyorlar o kadar fazla. Ama bunların da çıkarılması gereken durumlar olabiliyor. Yaklaşımlar farklı. Bazıları direkt endoskopik yöntemle çıkarıyor. Evet. Tavsiye edilen bu şu anda. Hı hı. Ama bazen de hiç farkında olmadan belki hiç YouTube çıkaran çocuklarımız da olabiliyor. Yani direkt yutulduğu fark etmediniz çok da paniğe kapılmayın. Hı hı. Önemli olan özefagosu geçmesi. Midede kalırsa bir yabancısın pili haricinde düşünün. Bunlarda da biz günlük röntgenlerle takip ediyoruz. Hı. Mesafesine bakıyoruz nerede olduğunu. Eğer ki ve çocuğun büyük abdestini lazımlık gibi bir şey yaptırtıp evet. içinde aileye söylüyoruz o yabancı cismi bulun görün diye. Hı-hı. Çıkarırsa zaten problem olmuyor. Hatta vücut çok ilginç sivri keskin cisimleri bile vücut bazen mesela toplu iğne çok yutar. Özellikle başörtüsüyle takmaya çalışan kızlarımız hanımlarımız bu toplu şeyleri çok aspire ederler. Evet. Bunlarda bile çoğu zaman hiçbir şey olmuyor. Vücut bunu dışarı atıyor. Hı-hı. Vücut gerçekten ilginç bir organ. Yani siz de bilirseniz biz parasentez dediğimiz bazen travma hastalarında karına iğneyi sokarız. Hiçbir evet. şey olmaz. Hı hı. Vücut kendini koruyor aslında. Koruyamadığı durumlar işte büyük o iki tane şeyden daralan noktadan geçmekte problem. Evet. Pillerde de özofagustaki bu karıcı harabiyet önemli. Hı hı. Mıknatıslar oldukça tehlikeli. Buna da dikkat etmemiz lazım. Dediğim gibi yutulmuş bir yabancısın varsa eğer solunum yoluyla ilgili bir sıkıntısı varsa Heimlich yapmak lazım. Kabaca söylüyorum. Evet.
Eğer ki özofagusta kalmışsa biz bunun tedavi yöntemlerini hekimler karar veriyor. Halkımızın yapacağı şey ne? Eğer yapılmış yabancısının şüphesi varsa hayati tehdit eden ivedi bir durumda Heimlich manevrası. Evet. Onun dışında hekime başvurması. Evet. O hekim zaten gereğini söyleyecektir. Hocam şimdi karbon monoksit zehirlenmelerine geçmeden önce son olarak ev kazalarında yine sık gördüğümüz yanlış ilaç kullanımları ya da hepimizin evinde artık böyle ilaç bağımlısı bir toplum olduk ne yazık ki. Birçok ilaç bulunabiliyor. Çocuklar bu ilaçlara kolay ulaşabilip böyle şeker gibi yiyebiliyorlar. Böyle bir durumda ne yapmak lazım? Şimdi yine söyleyeceğim, koruculuk çok önemli. Bir hekim tavsiye etmedikten sonra hiçbir şekilde kimse ilaç kullanmasın. Evet. Biliyorsunuz bakanlığımızın başlattığı antibiyotik farkındalığı var. Hı hı. Reçetesiz biz hekimler bile eczaneden gidip ilaç alamıyoruz antibiyotik. Hı hı. Yani uygulama hekimlere de aynı, diğer insanlarımıza da aynı. Hı hı. Bu önemli. Yani mutlaka bir hekimin yazması lazım ilacı. Hı hı. Tavsiye üzerine ne bileyim işte başım ağrıyor, ağrı kesicileyim, boğazım ağrıyor, antibiyotik böyle bir şey yok. Evet. Buna dikkat etmeleri lazım. Hı hı. İkincisi de o ev kazalarındaki bahsettiğimiz kurallar burada da geçerli. Yani ecza dolaplarımız olurdu eskiden, yine olabilir. Uzağa koyacağız. Yani çocuklarımızdan uzak olacak ilaçlar. Evet. Eğer ki o ilaçla işimiz bitmişse mümkünse imha etmemiz lazım. Hı-hı. Yani mümkünse hatta tıbbi atağa atmak lazım. Toplumun ulaşamayacağı bir yerlere. Yani elde gereksiz fazla ilaç tutmanın hiçbir anlamı yok. Hı-hı. Eğer ki böyle bir şeyden şüpheleniliyorsa hı-hı ilaçlar, yapılacak iş şu, o ilaçların bilister dediğimiz o ambalajlarıyla birlikte hastaneye gitmek. Hı. İlaç içti, gidiyorsunuz hastaneye, hekim ne olduğundan bir haber. Kırmızı bir hap yuttu diyor. Kırmızı bir hap yuttu, mercimek kadardı, işte şöyleydi böyleydi, bunu kimse bilemez. Yani hekim o ilacın şeklinden ilacın ne olduğunu kestiremez. Hı hı. Bu oldukça zor. Lütfen sadece çocuklar için değil, yani bir zehirlenme olur, intihar vakaları olur vesaire. Hı hı. Bu gibi durumlarda aile yakın, yani hastanın yakınları mutlaka bu ilaçları bir şekilde hekimine ulaştırsınlar. Evet. Çünkü bizim uyguladığımız tedavilerin tamamı ilaçtan ilaca göre değişiyor. Hı hı. Ya temel yaklaşımlarımız var. İşte mide lavajı, aktif kömür vermek, işte oksijen vermek, damar yolu açmak, sıvı vermek. Bu temel yaklaşımlarımız hepsinde ortak ama hı hı onun dışında kapalı kutu. Eğer antidodu varsa bir ilacın ve biz ilacın ne olduğunu bilmeden bu antidodu vermekten veremezsek hastanın hayatına mal olabilir. Bazı ilaç seviyelerine ulaşabiliyoruz, kandan bakabiliyoruz ama her ilaca da ulaşamıyoruz. Hı hı. Bu nedenle sadece ilaç olarak da düşünmeyin. Yani toksik bir madde de olabilir, içimi, alımı, maruziyeti de olabilir. Hı hı. Bu gibi durumlarda da o maddenin işte kabını kendimize zarar vermeyecek bir şekilde ilgili yere götürmemiz bizim için önemli. Evet. Ne yaptırabiliriz? Hani zehirleme durumu olduğunda kusturma, yani kusturma ben böyle bir tavsiye aslında vermem doğru değil, hı hı kusturmak. Ama kusuyorsa da müdahale etmeyin. Kussun. Solunum yollarına problem olmadığı sürece. Evet. Çünkü biz mide lavajını ilk bir saatte yapıyoruz. Hı hı. Yani bir saatten sonra yapılan mide lavajı çok etkili olmayabiliyor. Bazen işte mide boşalmasını geciktiren ilaçlar vesaire alıyorlarsa onlar da fayda sağlıyoruz ama. Yani iş işten geçmiş olabiliyor. Ama zehirlenmelerde yani mortalitemiz, ölüm oranlarımız oldukça az. Hı hı. Buna dikkat etsinler. Bu belki zehirlemelerdeki azalmanın sebebi de bu gibi programlarla evet halkın bilinçlenmesi. Evet. Dediğim gibi yani gereksiz ilacı evimizde tutmayacağız. Çocukların ulaşamayacağı bir ortamda tutacağız. İlaca benzer çikolatalar falan oluyor bazen. Evet. Onlara da çocukları belki alıştırmamak bunları ilaç şeker zannedip yemelerini de önleyecektir evet diye düşünüyorum. Tamam, sağ olun. Hocam istersen karbon monoksit zehirlenmelerine geçelim. Öncelikle karbon monoksit gazı nasıl bir gaz? Nasıl oluşuyor? Şimdi karbon monoksit gazı belki bilinenin aksine hı hı halkımız belki daha farklı algılıyor. Renksiz, kokusuz, tahriş etmeyen hı hı bir gaz. Yani karbon monoksit gazı sizi buldu mu sessiz ölüm oluyor. Hı hı. Hiç farkında olmadan ölebiliyorsunuz. Evet. Bilincinizde problem olabiliyor. Hı hı. Karbon monoksiti yayan gazlar şeylerde ortamlarda İşte duman da dumanın kendi kokusu olur. Hı hı. Diyelim işte yanıcı bir madde var, ortamda yangın var, o da dumanı görürsünüz. Bir yerde duman kokusu almak karbon monoksit zehirlemesi yapar. Ama karbon monoksit yapabilir. Karbon monoksit o dumanın içindeki renk vermeyen, koku vermeyen, tahriş etmeyen bir gazdır. Hı hı. Bu nedenle dikkatli olmamız gerekiyor. Karbon monoksit nasıl oluşuyor? Karbon monoksit karbon kaynaklı
fosil yakıtların yanmasıyla oluşuyor. Yani bir ortamda eğer siz soba yakıyorsanız o kömürden ortaya çıkıyor. İşte mangal yakıyorsanız mangaldan ortaya çıkıyor. Evde yangın varsa o yangın ortamından, çünkü etrafımızdaki her şey karbondan yapılma. İşte ahşap vesaire oradan ortaya çıkabiliyor. Metilen klorit diye bir madde var. Boya sanayinde kullanılıyor. Evet. Bu maddeden ortaya çıkabiliyor. Yani sadece ev ortamında değil, iş kazalarıyla da karşımıza çıkabilir. Egzoz gazı. Bu çok önemli. Yani kapalı garajlar, kapalı garajlarda çalışanlar, işte tamirhanelerde çalışanlar, işte motor tamircisi diyelim, biliyorlar bunu. Yani ülkemizde artık iş kazaları ile ilgili farkındalık çok fazla ve iş güvenliği uzmanları her şeye bakmak zorunda. Bu farkındalık var ama oldu ki siz bir kapalı garaja girdiniz, arabayı çalıştırdınız, o egzoz sizi öldürebilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Hatta şöyle söyleyeyim, ülkemizde karbon monoksit zehirlenmeleri daha çok kazalarla oluyor. Yurt dışında kaza az gözüküyor. Karbon monoksit yurt dışında bir intihar nedeni. Yani bu yöntemi anlatmayacağım. Belki yanlış şey yapabiliriz, mesaj verebiliriz. İnsanlara bir yöntem öğretmiş olabiliriz. Ama yurt dışında karbon monoksit zehirlenmeleri biz daha çok intiharlarla görüyoruz. Bu açıdan ülkemizde yurt dışı farklı. Karbon monoksit gazı eskiden şohbenler vardı. Hala var, kullanılıyor. Evet. Bunların güvenlik önlemleri azdı. Eskiden daha fazla görüyorduk. Sobalı ortamlar, sobalı kullanan evlerde daha çok görüyoruz. Ve şohbenlerle ilgili şunu söyleyeceğim. Bize çok vaka gelirdi. Mutfağa kurulur bazı evlerde şohben. Görmüşsünüzdür. İşte yemek yerler, mesela karbon monoksit zehirlemesinin semptomları gribe çok benzer. Besin zehirlemesini çok taklit eder. İşte topluca zehirlendik, yemek yedik, şundan bundan deyip çok gelen hastalarımız olur. İşte kan gazı bakarız biz, karbonhidrat seviyesine. Orada tespit ediyoruz. Eğer uyanık bir hekimse, ki hepsi öyledir, emin olun, o kan gazıyla biz onu aslında farklı bir şey olduğunu algılıyoruz. Genelde basit seyrediyor. Basit seyrettiği için de birkaç saat sonra vücuttan atılıyor şey, kendi kendine o da havasında iyileşiyorlar hastalar. Evet. Ama o ortam, o şey gazı yayan şey etken, şohben ya da soba ya da başkası o ortamda var. Tekrardan meydana geliyor. Bazen böyle kronik süreçte ciddi zehirlenmelere neden oluyor. Azar azar verebiliyor. Evet. Bu açıdan yani tespit edildiği anda biz bunları adli rapor yazıyoruz. Ki gerekçe şu, tahkikatla o etken tespit edilsin. Sadece kendimizi düşünmememiz lazım. Mesela bir apartmanda yaşıyorsunuz. Sizin bacanızda problem var. Alt komşunuza, üst komşunuza, yan komşunuza da bu gaz sızabilir. Sadece kendi hayatınız değil, komşularınızın hayatını da tehdit edebilirsiniz. Bu nedenle bunun mutlaka tetkiki gerekiyor önlemler açısından. Karbon monoksitin ne olduğu bu. Evet. Bu evlerde kullandığımız doğal gaz kaçaklarında da bu tür bir zehirlenme oluyor mu? Yani şimdi karbon monoksit dediğim gibi, yani karbon kaynaklı yakıtların yanmasıyla oluyor. Ama doğalgaz ekipmanları ve güvenlik önlemleri oldukça fazla. Evet. Yani bu konuda siz onay almanız ve şirketlerden denetimleri çok fazla olduğu için genellikle az gözüküyor. Tabii ki onlarla da olabilir. Bunların düzenli bakımlarının yapılması gerekiyor. Ya işte mutfağa bir biliyorsunuz şey açılıyor, pencere açılıyor. Evet. İşte bunu kapatmak gibi. Yani onun açılmasının bir sebebi var mutlaka. Soğuk gelmesin diye genellikle kapatıyoruz. Bunun gibi. Yani bir standardı varsa herhangi bir işlemin, o standartlar daha önceki tecrübelerin yansımasıdır aslında. Mutlaka bir önlemin gerekçesine bakmamız gerekiyor. Evet. O önlemler bizim hayatımızı kurtaracak önlemler. Buna dikkat etmemiz lazım. İşte ve kışın gelmesiyle birlikte tabii böyle özellikle bu rüzgarların yoğun yaşandığı bölgelerde daha fazla görülüyor herhalde. Bazen evet, mesela Ankara görüyoruz haberlerde bir aile kaybolup gidebiliyor. İmmersiyon rüzgarları oluyor. Ters tepiyor böyle şeyde. Mesela Ankara'da zaman zaman bu immersiyon rüzgarlarıyla bir bakıyorsunuz bir günde işte onlarca hasta çeşitli hastanelere karbon monoksit zehirlemelerine başvurabiliyor. Bu immersiyon rüzgarları olabiliyor. Bu yani mevsimlerle, meteorolojik olaylarla alakalı bir durum. Evet. Ama biz önlemini almamız gerekiyor. Yani sobamız varsa örnek veriyorum, immersiyon orada oluyor.
İşte sobanın bir bağlanma şekli var biliyorsunuz. Yani duvara işte 1 metre, 1,5 metre arasında bir mesafede durması gerekiyor. Aha. Boruların arasında kaçak olmaması gerekiyor. İşte 2'den fazla dirsek koymamanız lazım. Hı-hı. Çok fazla dirsek, bazıları uzatıyor mesela sobayı. Ta şeyden amaç odaları ısıtmak falan böyle. Öyle bir şey olmaması lazım. Yani hı-hı, o soba duvara yakın olacak. İşte 1,5 metreden az bir mesafede. Ve hiçbir şekilde kaçak olmayacak. Birleşme yerlerini belki alüminyum faryalarla, yapışkanlarla sarmanız gerekiyor. Hı hı. Baca önemli. Her yıl mutlaka baca bakımı yaptıracaksınız. Hı hı hı. Ne bileyim işte bazen sobanın baca borusunun içine sokuyorlar iyice mesela. O arayı daraltıyor. Hı hı. Bunlar önemli. Hı hı. İyice tespit etmemiz gerekiyor. Sadece karbonhidrat açısından değil, yanıklar açısından da. Yani o borular çocukların üzerine devrilebilir. Hı hı. Soba tehlikeli bir şey. Uyutmadan yakmamız, yani sobanın bile yakma kuralları var aslında baktığınız zaman. Yani nasıl? Mesela alttan yakılıyor bazen, mangal da öyledir, hı hı, sobada. Üstten yakmak daha mantıklı. Hı. O ilk önce o gazların yanmasını sağlıyor. Üstten yakmak, evet, gece uyutmamak. Hı. Yani sobayı uyutup yatmak olmaması gerekiyor. Hı. Sabah uyanamayabilirsiniz. Bazen o küllerini çıkarıyorlar sobadan, tam sönmeden sobanın yanına koyuyorlar. Hı. O karbonmonoksit gazı açığa çıkarıyor. Yani siz bir evde bir mangal yapın, bütün bacaları falan kapatın, sizi öldürebilir. Bu derece tehlikeli. Evet. Yani yanlış yanmış değil. O zaten var o şeyde, hı-hı, yanıcı madde içinde karbonmonoksit gazı. Hı-hı. Siz onu tahliye ediyorsunuz atmosfere. Peki bunlara rağmen bir karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu fark edildi. Aile bireylerin birisi tarafından. Nasıl bir müdahale gerekir? Acil olarak ne yapmamız lazım? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani farkındalık önemli. Yani sizi rahatsız eden bir şey. Mesela grip benzeri semptomlar oluyor karbonmonoksitte. Bir semptom birden fazla insanda olması genelde insanları alert eden bu. Ha. Birden fazla insanda varsa oluyor. Ya da mesela siz bir odada işte banyo yapıyorsunuz. O banyoda şofben var. Hı hı. İşte bu alert ediyor. Yani banyoda başına bir şey geldi, bilinci kapandı. İnsanlar bunun karbonmonoksitten kaynaklandığını anlayabiliyorlar. Hı-hı. Ya da zehirlendiğini anlayabiliyorlar. Evet. Ama işte dedim, mutfak gibi toplu yemek yenen yerlerde az bir şeyle, salınımla işte besin zehirlenmesi gibi toplu bir şey algılanabiliyor. Nasıl oluyor hocam grip benzerine? Böyle burun akıntısı falan mı oluyor? Şöyle söyleyeyim. Yani karbonmonoksit aslında çok fazla geniş bir spektrumda semptomla karşımıza çıkıyor. Hı-hı. Baş ağrısı mesela, ilk baştaki semptomlar. Baş dönmesi. Ondan sonracığıma çarpıntı. Huzursuzluk, bilinçte değişiklik, göğüs ağrısı, yani buna benzer semptomlarla karşılaşıyor. Bulantı, kusma, ishal, yani genel semptom diyoruz biz bunlara. Evet. Bu gibi semptomlarla gelen hastalıklar da onlarca tanı aklımıza gelebiliyor. Hı hı. Bu ve buna benzer semptomlarınız varsa ve yanıcı bir madde, yani bir şey yanıyorsa, hı hı, karbon içeren bir şeyi yakıyorsanız, bu zehirlenme mutlaka aklınızda olması lazım. Hı. Yangınlar mesela, yangın ortamından çıkarılan insanları dışarı alıyorlar. İşte Amerikan filmlerinde oksijen veriyorlar, biz de ayran veriyorlar. Bunun gibi. Peki ayran, yoğurt vermek mantıklı mı hocam? Değil tabii ki. Hiç alakası yani var. Yani hastanın ihtiyacı olan şey aslında oksijen. Hı-hı. Yani buna dikkat etmemiz, hı-hı, lazım. Sadece işte yangından çıktı işte ismis üstü başı değil. Yangında asıl öldüren şey karbonmonoksit zehirlenmesi. Yanıklar değil yani. Hı-hı. O sonraki aşama. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Semptom spektrumu oldukça geniş. Komada geliyor hastalar. Hı hı. Bilinci kapalı, hı, yerde uzanmış. Daha uzun maruziyetlerde bunu görüyoruz. Biz karbonmonoksit zehirlenmelerinde işte karboksihemoglobin dediğimiz işte bir seviye bakıyoruz. Evet. Özel bir tetkik yöntemiyle. Bu seviye işte onun üzerinde olunca genelde biz karbonmonoksit zehirlenmesiyledir diye tanısını koyuyoruz. Hı hı. Bu 30, 40, 50 yani 60, 70 ben karşılaştığım vakalar. Evet. Genelde seviye yüksek olunca hastanın kliniğinde daha kötü oluyor. Hı. Ama bazen düşük seviyelerde daha kötü kliniklerle de karşılaşabiliyoruz. Hı hı. Bu biraz maruziyetin süresiyle alakalı. Şofben mesela kısa maruziyet süreli. İşte bir insan banyoda kaç dakika kalabilir? Hı. Çıkmazsa ailesi gider kapıyı tıklatır bu şekilde. Hı. Ama soba mesela uzun maruziyetlerde ciddi nöropsikiyatrik problemlere neden olabiliyor. Hı. Kalıcı hasarlar, kalıcı beyinde enfarktüsler, göz görme problemleri. Hı. İşte Parkinson benzeri durumlar uzun vadede. Oldukça fazla, o kadar çeşitli hastalığa neden olabiliyor ki. Dediğim gibi alert olmak en önemli şey. Evet. Oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Özellikle kış ve rüzgarlı havalarda. Evet. Hocam güzel gidiyoruz ama programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Gerçekten böyle çok pratik, güzel bilgiler verdiniz.
Yeni programlarda görüşmek üzere inşallah. Sağ olun. Evet, bugün Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doçent Doktor Yavuz Katırcı'yı ağırladık. Ev kazalarında esas olanın bu kazaları önlemek olduğunu hatırlattık. Bir ev kazası yaşandığında nasıl davranacağımızı bilmenin büyük önem taşıdığını belirttik. Kış aylarında özellikle sobalardan yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerinde alınması gereken tedbirleri anlatmaya çalıştık. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.